Oda yönetimimiz, sektörün gelişimi için çalışmalarına 4 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında devam etti. Yönetimimiz bu tarihlerde sektörel toplantılarını sürdürürken bir yandan da sektör paydaşlarıyla bir araya geldi. 4 Ağustos Perşembe günü olağan meclis toplantımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürümüz Ünal Baylan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Haziran ayında bir destek açıkladı bakanlığımız. Uzun zamandır denizcilik gündeminde olan hurda gemilerin teşvikiyle alakalı. Bugün değerli üyelere bu konuda bilgiler verdik. Umut ediyoruz hurda desteğimiz amacına ulaşır ve devlet başta bakanımız olmak üzere bu sektöre daha fazla destek vermesini de önünü açar. 17 Ağustos Çarşamba günü de odamızın merkez binasında personele yönelik yangın tatbikatı yapıldı. 23 Ağustos Salı günü ise İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Cemal Keleş ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İstanbul Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Hasan Bünül ve beraberindeki heyet başkanımıza nezaket ziyaretinde bulundu. Yine aynı gün odamızın meclis salonunda gemilerde görev yapacak 3000 Groston ve 3000 Kava yönetim düzeyi zabitan yetersizliği ile ilgili personel müdürlerinin katılımıyla toplantı düzenlendi. 26 Ağustos Cuma akşamı odamızın 40. yılı kutlandı. Yönetim Kurulu Başkanımız Tamer Kıran, Meclis Başkanımız Salih Zeki Çakır ve Yönetim Kurulu üyelerimizin ev sahipliği yaptığı geceye Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Kara İsmailoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, sivil toplum kuruluşları ve denizcilik sektörü temsilcileriyle odamızın meclis ve meslek komiteleri üyeleri katıldı. Dünya ticaretinin %90'ına yakını denizlerden yapılıyor. O yüzden denizler bizim için çok kıymetli. Sonucunda demir yollarımız, karayollarımız hepsi bir an limanlarda bağlanıyor. O yüzden sektör çok önemli ve sektördeki sivil toplum örgütleri de bizim için çok önemli. Deniz Ticaret Odası da bunların en önemlilerinden bir tanesi. 40 yıldır Türk denizciliğine emek veren bütün kardeşlerimi kutluyorum. Kurumsal yapıya kavuşmasıyla beraber Deniz Ticaret Odamız bugün Türk denizciliğine ve Türk sanayisine çok büyük hizmetler vermektedir. Bütün denizcilik camiasını burada toplamak önemli bir şey. Daha nice 40'lı senelere, daha güzel günlere, daha büyük, daha başarılı denizcilik yıllarımıza. Odamıza olan işte ilgiyi, teveccühü hep birlikte yaşıyoruz. Çok mutluyuz. İnşallah daha nice yılları böyle kutlama imkanına kavuşuruz. Denizcilerimizi bugünlere getiren 40 yılı dolu dolu yaşatan herkese, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Deniz Ticaret Odamızda bugüne kadar emeği geçen çok insanı şahsen de tanımış oldum. Tanımış olmaktan da memnunum. Denizcilik gönül işi. Bu işi sevmeyen 24 saat yapamaz. Bunun üst alanda devlet nezdinde mücadelesini yapmak da hepimizin görevi. 31 Ağustos Çarşamba günü de 2022-2023 deniz ürünleri av sezonunun açılışı Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişçi'nin katılımıyla yapıldı. Kireçburnu Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen törene Yönetim Kurulu üyemiz Sina Şen, Balıkçılık Faaliyetleri Komitesi Başkanımız Murat Kul ve Meclis üyemiz Şekip Yalçın da katıldı. İnşallah bu sene çok güzel, bereketli bir yıl olacak. Balıkçılarımız memnun olacak, halkımız daha fazla balık yiyecek. Özellikle palamutla başlayan avcılığın ileride hamsi, istavritede sırayla gelmesini özellikle bekliyoruz. Ki bu sene de hamsi Marmara'da, Karadeniz'de de palamut çok güzel gözüküyor. Hayırlı olsun, bereketli olsun, kazasız belasız olsun inşallah. 2022-2023 balıkçılık av sezonumuz hayırlı olsun, bereketli olsun. Bütün çalışanlarımıza, buraya gurbete gelip gemilerde tayfalık eden arkadaşlarımıza, reislerimize inşallah yaptıkları yatırımların da karşılıklarını alırlar. Ülkemizde besin değeri çok yüksek olan balıkla buluşmuş olurlar. Gerçekten çok önemli bir işe imza atıyorlar. Allah işlerini güçlerini rast getirsin, bereketli kılsın. Her zaman gibi ümitliyiz. 4,5 aylık bir yasaktan çıkıyoruz. Bu gece 12'den itibaren denize açılacağız. Tabii ki olta balıkçılarımız denizdeydi. Palamut gözüküyor. İnşallah bereketli olur. Tabii biraz da sıkıntılarla başlayacağız. Malum akaryakıt fiyatları arttı, maliyetlerimiz yükseldi ama
Yine de ümitliyiz. İnşallah iyi bir sezon geçiririz. Bütün temennimiz çıkıp balık tutmak ve halkımıza güvenilir, sağlıklı bir gıdayı sofralarına getirmek diyoruz. Başkanımız Tamer Kıran bir yandan da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı göreviyle ilgili çalışmalarını sürdürdü. TOP Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğünde TOP yönetimi 11 Ağustos Perşembe günü çeşitli ziyaret ve bir takım açılış törenlerine katılmak üzere Trakya bölgesine gitti. İlk olarak Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Uyum Merkezi açılış törenine iştirak edildi. Törenin ardından da Çorlu Ticaret Borsası'na ziyaret gerçekleştirildi. TOP yönetimi Çorlu'nun ardından Tekirdağ'a geçti. Başkanımız Tamer Kıran'ın da yer aldığı heyet, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti. Ardından Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'nın ödül törenine iştirak edildi. Buradan da Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne geçilerek Belediye Başkanı Kadir Albayrak ziyaret edildi. TOP yönetimi son olarak Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'nın binasına geçti. Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi'nin açılışına katıldı ve yine burada TOP yönetim kurulu toplantılarını icra etti. 12 Ağustos Cuma günü de TOP heyeti Tekirdağ Malkara Ahi Evren Yöresel Ürünler Satış Alanı'nda Yaman Peynircilik Fabrika Satış Mağazası'nın açılışına katıldı. Ardından ablası Nilüfer Yaman'ı kaybeden Malkara Ticaret Borsası Başkanı Atilla Ayaz'a taziye ziyaretinde bulunuldu. Daha sonra da Malkara Ticaret ve Sanayi Odası ziyaret edildi. Buradan da Keşan Ticaret ve Sanayi Odası'na geçildi. Arabuluculuk Uyuşmazlık ve Çözüm Merkezi'nin açılışı yapıldı. Akabinde de sırasıyla Keşan Ticaret Borsası, ardından İpsala'da icra edilen Umat Gümrük ve Turizm Anonim Şirketi Genel Kurulu'na, buradan da İpsala Ticaret Borsası Yeni Hizmet Binası'nın açılış törenine iştirak edildi. 29 Ağustos Pazartesi günü de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı ve TOK Yönetim Kurulu Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'yla 365 Oda Borsa Başkanı TOK Gemlik tesislerini ziyaret etti.